seçim güvenliği noktasında da yaşanacak sıkıntılardan Sadat'ı ve Saray'ı sorumlu tuttu. Siz bu ziyareti ve basın açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında hiç yabancı olmadığımız, geçmişten bugüne kadar, zaten bu Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar bu paramiliter güçlerin hep var olduğunu, çok yakın bir tarihte işte Kürt coğrafyasında JITEM adı altında farklı isimlerle örgütlendiğini hepimiz bunları biliyorduk. Ama bunların üzerine gitmeyen bir iktidarlar, yani daha önce partiler kurulduğunda genelde halka karşı bir sorumlulukları olur. Seçim bildirgelerinde ve onun ötesinde ne yapacakları konusunda halka şu vaatlerde bulunurlar. Karanlık güçlerle hesaplaşacağız ve hesap soracağız derler. Ama iktidar olduktan sonra karanlık güçlere teslim olurlar. Ve muhalefet de bu saflarda saf tutar. Bugün Kılıçdaroğlu'nun evet İstanbul'da gidip teşhir etmesi çok önemlidir. Önümüzdeki süreçle ilgili de atılacak adımlardan biridir. Ama biz çok yakın bir tarihte mesela bölgede yaşadığımız seçimlerde bu güçlerin bölgede seçimi nasıl dizayn ettiklerini hepimiz biliyoruz. Ve ana muhalefet partisi, diğer muhalefet partileri de bu konuda bilgi sahibiler. Ama sorun Kürtler, sorun Kürt coğrafyası olunca olup bitenlere herkes çok seyirci kalıyor. Dünden bugüne işte yeni bir yol haritası çizmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da Canan Hanım'la ilgili yargı kararının çok böyle oturulup hem siyaset mühendisliği hem yargı mühendisliği yapılarak bir ceza veriliyor. Bir siyasi cinayet diyorlar. Ama biz bu siyasi cinayete yıllardır maruz kalıyoruz. 1990'lı yıllardan bugüne kadar. DEP döneminden bugünkü işte Selahattin Demirtaş'ın, Figen Yüksekdağ'ın, HDP'nin maruz kaldığı o süreci hep birlikte gördük. Bu süreçte muhalefetin de payı vardı. Olup bitenleri anayasaya aykırıdır demelerine rağmen gidip oy verenler de bunlardı. Şimdi bugün İşte bugün ne ilktir ne de son olacak. Eğer gerçekten bunlar bu ülkeyi demokratikleştirmek istiyorsa ana muhalefet başta olmak üzere diğer muhalefet partileri hem korkuyorlar hem korku salıyorlar. Aman sokağa çıkmayın. Korkutuyorlar. Şimdi siz korktuğunuz sürece siz muhaliflerinize olduğu zaman ses çıkarmayacaksınız, iktidarların safında saf tutacaksınız, size geldiği zaman feryatları koparacaksınız. Bütün milletvekillerini efendim İstanbul'da toplayacaksınız, MYK'yı İstanbul'da toplayacaksınız. Peki HDP buna maruz kaldığında neden sesiniz çıkmadı? Bundan bir hafta önce HDP genel merkezi önünde bir grup Diyarbakır'dan, zaten devletin örgütleyip getirdiği şahısların yaptıklarına bütün Türkiye tanıklık etti. Ama polis şefleri bir kadın hareketinin başkanına, Batman milletvekiline çok rahatlıkla seni çivileyeceğim, seni öldüreceğim dediğinde ne muhalefetten bir ses çıktı, ne parlamentodan bir ses çıktı ve cılız kalan bir sivil toplum örgütlerinin dışında kimsenin sesi sedası çıkmadı. Onun için çok feryat etmeye gerek yok. Biz ülkemizi tanıyoruz. Biz olup bitenleri az çok tahmin ediyoruz. Yani İstanbul seçimlerinde ne kadar hile yapıldıysa 100 katı Muş seçimlerinde benim de aday olduğum seçimlerde hile oldu. Hatta Ekrem İmamoğlu'yla bir telefon görüşmemiz olmuştu. Kendisine şunu söyledim. Bak bizdeki hilelerin %5'i İstanbul'da olmadı. Ama sorun İstanbul olunca bütün kamuoyu ayaklanıyor. İstanbul'da seçimler yenilendi. Ve bizde seçimler silah zoruyla alındı. Ve kimsenin sesi çıkmadı. Onun için demokrasilerde çifte standart olmaz. Parlamentoda dokunulmazlıklar kaldırıldığında son 3 milletvekilinin birinin işte Enis Berberoğlu, diğer iki arkadaşımız Musa Farisoğlu ve Leyla Güven. Ama Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlıkları Anayasa Mahkemesi tarafından o karar
reddedildi ve parlamentoya geri döndü. Ama iki arkadaşımız, biri cezaevinde, biri yeni tahliye oldu. Kimsenin sesi sedası çıkmadı. Enis Berberoğlu ile ilgili kararda, daha önceki kararda Cumhuriyet Halk Partisi Ankara'dan İstanbul'a hak, hukuk, adalet arayışı için, sadece bir Enis Berberoğlu için hak, hukuk, adalet arayışında olamazsınız. Eğer gerçekten bu ülkede hukuk, adalet eğer isteniyorsa herkes için istenecektir ve onun için hepimize ortak bir hukuk çerçevesinde nasıl bir birlik oluşturacaksa bunun yolu açılmalıdır. Daha 3 gün önce, yani Van'da ne oldu? Makbule Özer diye bir yaşlı anne, 80 yaşında, evet, yardım yataklıktan eşiyle birlikte tutuklandı. Bu ülkede hiç kimsenin sesi çıkmadı ya. Bu Canan Kaftancıoğlu'nun kararından daha vahim bir karar olmasına rağmen kimseden ses çıkmıyor. Onun için eğer bir şey yapılacaksa çok açık net olarak söylüyoruz. Sadece günü kotarmak adına değil, önümüzdeki 1 yıl sonra seçimler yapılacak. Belki 6 ay sonra. Bu Saadet gibi örgütlerin bu süreçte çok etkili olacaklarını hepimiz biliyoruz. Buna benzer bir süreç yine parlamentoda yaşandı. Çeteleri, mafyayı cezaevinden alıp çıkaran bu iktidar oldu. Ama buna karşı muhalefet ciddi bir duruş sergileyemedi. Ya kardeşim, siz çeteleri nasıl özgür bırakırsınız? Çetelere nasıl bir özel af çıkarırsınız? Bu konuda bir yaptırımı bile olmadı. Yani bu konuda ciddi bir duruş bile sergileyemedi. O çetelerin bu topraklarda neler yaptıklarına hepimiz tanıklık ettik. O çeteler ve bugün örgütlenen bu paramiliter güçlerin önümüzdeki süreçte çok vahim bir sürece öncülük edeceklerini biliyoruz ve duyumlarımız var. Bugünden örgütlemeye çalışıyorlar. Yeni bir siyasi partiler yasası ve seçim kanunu çıkarttıklarında aslında hedef çok açık ve netti. Biz seçimlerde yaşadıklarımızı, emin olun, bütün siyasi oluşumlarla paylaştık. Bizim bölgemizde bütün sandıkların başında özel timler vardı. Sandıkları onlar yönlendiriyorlardı. Ve bu önümüzdeki seçimlerde de bu kaçınılmaz olacak. Onun için muhalefetin bir büyük birlik oluşturması lazım bunun karşısında. Muhalefet birlik oluşturabilirse ben eminim ki hiç kimsenin böyle bir keyfiyeti olmaz, olamaz da, ve bu güç onları aşar. Bakın, İstanbul gibi bir yerden bahsediyoruz değil mi? İstanbul'da 5 milyon oy almış bir belediye başkanından, sadece 5 milyon oy veren insanlar bile İstanbul'da bir halay çekseler yer yerinden oynar. Ama sürekli telkin şu: sokağa çıkmayın, şunu yapmayın, bunu yapmayın. Bu korkuyu yaydığınız zaman onlar da sizin korktuğunuzu gördükleri an bunun üzerine korkuyla geliyorlar. Ve sürekli başta CHP, İYİ Parti ne yazık ki bu konuda çok kötü bir sınav veriyorlar. İnşallah bu yaşananlardan bir ders çıkarırlar. Sayın Sakık, tabii şunu sorarak devam etmek istiyorum. Sadat'ı konuşuyoruz ama Sadat ilk denemesini aslında Erdoğan'ın Allah'ın lütfu dediği 15 Temmuz'daki o darbe girişiminde yapmıştı. Boğaz Köprüsü'ndeki militanların da yine Sadat'la bağlantılarına ilişkin haberler de yayınlanmıştı. Sanırım herhalde Sadat'la ilgili bir itiraz geliştirilecekse o gün geliştirilmesi gerekiyordu. Yenikapı mitingine gitmek yerine belki bunlar sorgulanmış olsaydı bugün bu şekilde bir protesto eşliğinde bir basın açıklamasına da gerek kalmayabilirdi. Siz neler söylemek istersiniz? Bir de JITEM tabii benzeri bir yapılanma ve 90'lı yıllarda suikastler düzenlediler, insanları kaçırdılar, sabotaj eylemleri yapıldı. Belki bunu, bu dönemi bilmeyen izleyicilerimiz için, genç izleyicilerimiz için, siz o döneme şahitlik etmiş de bir isimsiniz, belki hatırlatmanız gereken noktalar da vardır Sayın Sakık. Tabii ki biz hepimiz çok karanlık bir dönemden geldik. Yani 20 bin faili meçhul cinayetlerin yaşandığı coğrafyadan geldik. O cinayetlerin nasıl birebir yaşandığını hepimiz onlara tanıklık ettik. Oradaki komutanların asit kuyularında insanları nasıl katlettiğini bütün Türkiye biliyor. Aslında bütün Türkiye halkları da biliyor bunu.
Ama sadece bu konuda itirazı olan Kürtler ve Türkiye demokrasi güçleridir. Bu konuda muhalefetin de çok büyük günahları oldu. Mesela o JITEM döneminde, bu Ergenekon döneminde birçok JITEM aktörleri Ergenekon sürecinde bu kadar ya suçüstü yakalandılar. Binlerce tanık vardı. Ama ne yazık ki bu Ergenekon sürecinde ana muhalefet partisi Ergenekon'un avukatlığını üstlendi. Onlar hepsi aklandılar. Diri diri yakılan insanlar oldu. Bu katiller hepsi aklandı. Asıl muhalefetin görevi bunlara öncülük etmesiydi. Bu konu sadece HDP'ye veya sadece Kürt siyasetçilerine bırakılacak bir konu değil. Bu konu gerçekten insan hakları ve demokrasi, hukuk diyorsak, hukukun ve huzurun ülkesini birlikte inşa edeceksek bu güçlerin üzerine gidilmesi gerekirdi. Gidilmedi. Hala geç değil. Türkiye'nin böylesi bir tehlikeli süreçten de yeniden karşı karşıya olduğunu da görüyoruz. Onun için herkesin ortak bir paydada buluşması gerekir. Her halükarda Selahattin Bey'in bu mektubuyla ilgili de sualleriniz, sorularınız olacak. Olacak, evet. Aslında işte biz buradan yola çıkarak geçen yıl 2021 yılında HDP'nin bir tutum belgesi vardı. Türkiye kamuoyundan paylaştı. Aslında bunların hepsine vurgu yapıyordu. Bugün Selahattin Bey'in de birkaç gündür medyada tartışılan, konuşulan bu mektubuyla ilgili hepsi birbirini tamamlıyor. Biz yeni bir cumhuriyeti, yani cumhuriyetin 100 yılı bitiyor, yeni bir 100 yıla adım atıyoruz. Türkiye'nin böylesi bir karanlık süreçten bir aydınlık sürece, demokratik bir cumhuriyete geçiş sürecini hep birlikte sağlayacağız. Bu konuda Kürtlerin ve Türkiye demokrasi güçlerinin konumunun, durumunun çok belirleyici olduğunu da biliyoruz. Onun için biz 100 yıldır acı dolu yıllar yaşadık. Yeni bir yüzyıla acı dolu yıllarla girmek istemiyoruz. Sorunlarımızı çözmek istiyoruz. Sorunlarımızı biz hukuk ve ortak vatan içerisinde büyük bir birliktelikle çözmek istiyoruz. Şimdi muhalefet partilerinin bu konuda bizimle ilgili tutumlarını hepimiz biliyoruz. Onun için HDP, bakın biz madde madde şunları istiyoruz. Varsanız bu maddeler etrafında bir birlik oluşturalım. Selahattin Bey de korkmayın. Gelin yeni bir birlik oluşturalım, bu ülkeyi demokratikleştirelim. Demokratik bir cumhuriyeti birlikte inşa edelim. Herkes demokrasiden bahsediyor ama yan yana durmak için de biraz yürek istiyor. Evet. Yani niye bizimle yan yana durmaktan korkarsınız? Onun için biz gerçekten varız. Türkiye'nin demokratikleştirilmesi ve önümüzdeki cumhuriyetteki bu kayıp olan yılları artıya dönüştürmek, bir huzuru, hukuku oluşturmak adına biz hepimiz varız. Siz de varsanız korkmadan, ürkmeden birlikte bir yeni süreci başlatalım diyor mektubunda. Sayın Sakık duyabiliyor musunuz bizi? Evet. Bir programda bir şey oldu. Biz sizi görebiliyoruz, duyabiliyoruz Sayın Sakık. Bir sıkıntı duyabiliyor yok. Duyabiliyor musunuz? Görebiliyoruz, evet, bir sıkıntı yok. Olunca ben de sanki yok. Ne derler, kopuş sağlandı. Evet, yani önümüzdeki dönem yan yana duracaksak bu ülkeler hepimiz açısından demokratik bir cumhuriyeti birlikte inşa edeceksek buyurun gelin hep yan yana duralım. Birbirimizden korkmayalım, birbirimizi ötekileştirmeden hep birlikte. Yani HDP'ye bir şey yapıldığında sessiz sedasız kalanlar, bugün kendilerine bir şey yapıldığında, kıyametleri kopardığınızda çok da arkanızda kimseyi bulamazsınız. Onun için Van'da bir haksızlık yapılıyorsa o haksızlığın saflarında saf tutmamız gerekir. 6 yıldır sadece suçları siyaset yaptıkları için, siyasetin aktörleri olduğu için çok ağır bedel ödeyen HDP'nin milletvekilleri, belediye başkanları, il ilçe teşkilatlarının bir bütünü olarak biz ortak bir söylem içerisindeyiz. HDP neyi söylüyorsa Demirtaş da aynı şeyi, biz de aynı şeyi düşünerek söylüyoruz. Bunun için kimsenin korkmaya, ürkmeye hiç mi hiç gerek yok.
biz birlikte önümüzdeki dönemi şekillendirebiliriz. Önümüzdeki dönem sorunlarımızı çözebiliriz. Sorunları ortak bir platformda tartışmaya açabiliriz. Evet Sayın Sakık, Türkiye'de adalet ve hukuk eskiden beri siyasi kararlar veriyorlardı ama son dönemdeki kadar bir intikam aracına dönüştürüldüğüne herhalde çok şahit olmamıştık. Az önce Sayın Kaftancıoğlu ile ilgili yargı kararına ilişkin diğer konuklarımızın görüşlerini de almıştık. Ben sizin de görüşünüzü almak isterim ama şunu da konuşalım. Şu sıralarda Sincan Cezaevi Kampüsü'nde Kobani davasının da 12. duruşması görülüyor. O da gerçekten sadece Türkiye için değil, dünya hukuku açısından da yüz karası olan bir dava. Hem suçlamalar hem gizli sanıklarla çökmüş bir dava. Ve maalesef bir dava daha var. O da Halkların Demokrasi Partisi'nin kapatılmasına yönelik bir dava. Bütün bunları değerlendirdiğinizde neler söylemek istersiniz? Özellikle seçimler öncesinde, olası seçimler öncesinde de Halkların Demokratik Partisi ile ilgili bir kapatma kararı gelebilir yorumları var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Sakık? Fuat Bey, ben bu Kobani davasında sık sık gidip geliyorum. Yani ben de duruşmaları izliyorum. Gerçekten ibret verici bir süreci yaşıyoruz. Arkadaşlarımızın o tarihte, o Kobani sürecinde attıkları bir tweetten dolayı yargılanıyorlar ve çok ağır cezalarla karşı karşıya kaldıklarını ve kalacaklarını da, yani bu süreç hep bize bunu gösteriyor. Önümüzdeki dönem bu mahkeme kararının çok ağır bir karar olacağı endişesi var bizde. Ama şunu söyleyeyim, yani dün Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımlarının nasıl bir mahkumiyete dönüştüğünü görüyoruz. HDP yöneticilerinin bundan 8 yıl önce attıkları bir tweetten dolayı bu kadar 6 yıldır cezaevindedirler. Daha kaç yıl kalacaklar, nasıl bir mahkumiyet çıkacak? Çünkü ortada bir hukuk yok. Siyasi kararlarla siyaset dizayn ediliyor. Bundan birkaç gün önce yine aynı şekilde, bakın, Osman Kavala ve arkadaşları Gezi davasındaki büyük bir haksızlık, büyük bir mahkumiyet oldu. Ne yazık ki Türkiye toplumu bu konuda üzerine düşen sorumluluğu ve hassasiyeti yerine getirmedi. İçler acısıdır. Hem Kobani davası, Kobani davasında sadece HDP ve HDP'ye yakınlık duyanlar gidiyor, izliyor. Gezi davasında da bu kadar ağır bir süreç yaşandı ve ağır bir mahkumiyet çıktı. Bugün İstanbul'da tepki gösterenler ne yazık ki bu Gezi davasında aynı tepkiyi göstermediler. Böyle bir çifte standart gidiyor. Önümüzdeki dönemin gerçekten siyasi aktörler cezalandırılarak süreç ve siyaset dizayn edilmeye çalışılıyor. HDP ile ilgili bir kapatılma davası, evet, şeklen hukuk işliyor ama bizim görebildiğimiz kadarıyla önümüzdeki dönem HDP'yi de kapatacaklar. Ama şunu bilsinler, HDP bir market değil, HDP bir iş yeri değil ki kapısına kilit vurduğunuzda kapansın. HDP milyonları temsil eden, 30 yıldır aktif siyasette bu mazlumların, bu mağdurların sesini seslendiren bir siyasi gelenekten geliyor. Parti kapatarak hepten bugüne kadar geliyoruz. Hep de partimiz kapatılırken %3 civarındaydık. Bugün %15-16 civarındayız. Yani HDP'yi kapattıkları gece biz bir gün sonra seçimlere hazır bir şekilde hazırlanırız. Örgütümüzden, halkımızdan bu konuda sorumluluklarımız ve duyarlılıklarımızı hayata geçiririz. Ve şunu açıkça söyleyelim. Onlar ne kadar zorlarlarsa zorlasınlar, bizi ne kadar siyasetin dışına itmek isterlerse itsinler, kimi siyaset yasağına alırlarsa alsınlar. Ama biz demokratik siyasete inanıyoruz. Biz halkımızın geleceğini demokratik siyasette şekillendireceğimize halkımızla birlikte inanıyoruz. Budur ki bizi, onlarca partimiz kapatıldı ama biz bunlara boyun eğmedik. Bu partinin mücadelesini halkımızla birlikte sürdürüyoruz. Hatta geçmişten bugüne kadar, mesela 2007-2011 seçimlerinde de
bağımsız olarak katıldığımızda o dönem Türkiye'de il barajları vardı, Türkiye barajları aşamıyorduk. Biz o barajları elimizin tersiyle yıkarak geldik. Hatta öyle hileler yaptılar ki biz Birleşik Oy Pusulası'na bağımsızları dahil ettiler. Yaşlı kadınlar, yaşlı amcalar gittiler, ellerine ip aldılar, iplerle düğümler oluşturarak onlara bir demokrasi dersi verdiler. Dünyaya bir demokrasi dersi verdiler. Bu kadar demokratik siyasete inanan bir gelenekten geliyoruz. Onun için partiyi kapatmakla, partiyi tehdit etmekle, siyaset yasaklarını herkese uygulayarak bu topraklarda bize oy veren her insan vekillik yapabilecek bilgi ve birikime sahiptir. Belediye başkanlığı yapacak bilgi ve birikime sahiptir. Yani evimizdeki annemizden, kız kardeşimizden, sokaktaki demokrasi mücadelesi veren herkesin bu süreci çok rahatlıkla götürebilecek bilgi birikimine sahiptir. Onun için partinin kapatılması hepimiz açısından tabii ki üzücü olacak ama biz çaresiz değiliz. Halkımızı da hiçbir dönem çaresiz bırakmadık. Bu dönemde çaresiz bırakmayız. Evet, daha evvel de çünkü yaşamıştı Kürt Hareketi bu tür parti kapatmaları ama partimiz kapandı mağduriyetiyle 2002'de iktidara gelen bir iktidarın da şu anda bunu yapıyor olması da tabii ayrı bir tartışma konusu. Sayın Sakık, şunu da sorarak devam etmek istiyorum son bir nokta olarak. Sayın Demirtaş'ın mektubundan az evvel siz de bahsettiniz. Sayın Demirtaş'ın mektubunun ana fikri aktif tutum alınması gerekiyor muhaliflerde, aydınlarda, gazetecilerde. Ve sadece ana muhalefet partisine yönelik bir eleştiri yok. Muhalefet partilerinin tamamına ve muhalif olanlara yönelik de bir eleştirisi var. Gerçekten de bir rehavet havası var mı muhalefette? Zira siz de bahsettiğiniz oldukça kritik bir seçime doğru gidiyoruz. En fazla maksimum bir yıl var önümüzde. Nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Demirtaş'ın bu yorumunu? Şimdi Sayın Demirtaş tabii içeriden gündemi bizden daha çok iyi takip ediyor ve görüyor. O rağbet var ne yazık ki. Bir de Türkiye'nin şöyle bir şanssızlığı var. Türkiye'de daha sol, daha demokrasi, daha demokratik bir muhalefet yok. Yani bu altılı masada bir CHP var. Onun dışındakiler, işte MHP'den kopup gelenler var. İYİ Parti'nin MHP'yle bir farkı yok. İşte siyasal İslam geleneğinden kopup gelenler var. Ve bunların çok böyle geçmişten bugüne kadar çok iyi bir sınav verdiklerini söyleyemeyiz. Onun için birçok tehlikeyi görüyoruz. Biz Türkiye'de üçüncü bir yol dediğimiz daha sol, daha demokrat, daha çok özgürlükçü, daha çok insan hakları, demokrasi ve bu konuda büyük bir birlik oluşturarak ve bu konuda öncülük edebilecek aydınlardan sanatçılara kadar birçok kesime Selahattin Bey'in bu konuda çağrısı var. Gelin hep birlikte önümüzdeki 100 yılı birlikte şekillendirelim. Gelin bir demokratik cumhuriyeti birlikte inşa edelim. Oturalım ve konuşalım. Kapalı kapılar ardında bir birliktelik değil. Halkın huzuruna çıkarak ne istiyorsak, taleplerimiz nedir? Ülkemizle, geleceğimizle, çocuklarımızla ilgili taleplerimizi yüksek sesle seslendirelim. Yani söylem budur. Kimsenin keyfini olarak evinde oturarak biz sadece eleştirerek değil, sokakta da örgütlenerek önümüzdeki dönemi şekillendirebiliriz diyor. Biz de öyle düşünüyoruz. HDP'de başta da belirttiğim gibi o tutum belgesinde de zaten bunları seslendirmişti. Biz bütünlük içerisinde örgütümüzden genel başkanımıza kadar hepimiz aynı şeyleri düşünüyoruz. Önümüzdeki dönem gerçekten bir helalleşme ve yüzleşme yılı olacaksa biz nerede, ne yanlışlıklar yapıldı bu ülkeyi yönetenler, bu ülkenin ötekilerine, Kürtlere, farklı inanç gruplarına ne haksızlıklar yapıldıysa bunların telafi olması gerekir. Bir daha kaybetmek istemiyoruz. Bir daha yeniden bir acı dolu bir yüzyıla girmek istemiyoruz. Onun için hepimizin, herkese çok önemli görevler düştüğünü söylüyor ve mektubundaki çağrı da budur. Herkese birebir gelin bir arada demokrasiyi şekillendirelim, demokrasiyi demokratik bir cumhuriyete dönüştürelim ve buradan düşmanlıklar üzerine siyaseti inşa etmeyelim. Ne yazık ki bu ülkede bir miktar şöylesi bir düşmanlık var. Evet,
Cumhur İttifakı'na karşı büyük tepkiler var ama Cumhur İttifakı'na düşmanlıklar değil. Onları sandıkta yeneceğiz. Birebir halka gideceğiz, halka anlatacağız. Onların bu 100 yıllık cumhuriyette, 20 yıllık süreçte halka yaptıkları zulmü halkla paylaşacağız. Bunları birlikte paylaşabilirsek, aydınıyla, demokratiyle, sivil toplum örgütleriyle, muhalifleriyle biz bunları yapabiliriz. Ama ne yazık ki muhalefetin bir kısmında o tortular var. Demokratikleşmek gibi bir dertleri yok. Bakın dikkat edin. Yani dünden bugüne kadar Canan Kaftancıoğlu ile ilgili sosyal medyadaki birçok paylaşımlara bakın. İyi Parti'den yani doğru düzgün bir kınama bile yok. Hatta CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bakın her otağa bilmem taşa şuna buna her şeye tweet atan bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul İl başkanına yapılan haksızlıkla ilgili çünkü bir kınama bile yok. Attı bu arada onu düzeltelim Sayın Sakık. Mansur Yavaş bununla ilgili bir paylaşım yaptı tabii ama ne sertlikte yapmıştır. O da değerlendirmeye tabi tutulabilir ama bununla Vallahi ilgili bir açıklama yaptı. Uzun evet. Süre bekledim. Yani eğer atmışsa dün çok atmış, iyi. Dün itibariyle paylaşmış arkadaşlarım. Evet, çünkü çok büyük tepkiler vardı. Herkes her şeyle ilgili atanlar. Ama bununla ilgili eğer atmıyorsa, bir şey söylemiyorsa o zaman demokrasi mücadelesinde yol alma şansımız da bir Kesinlikle. miktar sekteye uğrar. Gerçi sadece sosyal medyada tepki göstermek de yetmiyor. Yetmiyor. Sokaklara inmek gerekiyor, mücadele etmek gerekiyor. Onu da altını çizelim. Evet Sayın Sakık. Son olarak Vallahi eklemek istediğiniz bir nokta var mı efendim? Evet, şimdi biz de bunu söylüyoruz. Yani hem muhalefet hem susturacak, hem korkutacak. Bundan olmuyor. Ne yazık ki Türkiye'de sosyal medya üzerinden çok büyük fırtınalar koparılıyor. Ama başta da belirttiğim gibi Gezi davasında ya insanlar İstanbul'da eğer o mahkemenin kapısında gidip kardeşim bakın Gezi'de yüz binler İstanbul'da alanlardaydı. Ama karar aşamasında biz de vardık, biz de oradaydık diyemiyorsa burada büyük bir yanlışlık var. Onun için umutluyuz. Her şeyi çözebileceğimize inanıyoruz. Büyük bir halkla buluşmamız var. Bu buluşmayı daha çok büyütebiliriz. Biz önümüzdeki dönem demokratik bir cumhuriyeti inşa edebileceğimize inanıyoruz. Yeter ki muhalefet bu konuda inançlı olsun. Biz üçüncü yol dediğimiz daha sol, daha demokrat ve daha insan hakları, demokrasiden, sivil toplum örgütlerinden ve özellikle Türkiye'nin ötekilerinden oluşan üçüncü yolun bu işe öncülük edeceğine inanıyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Evet, Türkiye siyasetinde önemli bir isim olan Sırrı Sakık'ı konuk ettik. Kendisiyle gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Sakık yayınımıza katılıp sorularımızı yanıtladığınız için tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar selamlar. Sağ olun. Sayın Sakık da altını çizdi. Gerçekten de yaşadık.